Herkese selamun aleyküm. Yozgat asıllı Kayserili TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün Asıl Yapılır serimizin 14. bölümünde FO Online 4 nasıl indirilir ve yüklenir videosunu çekeceğiz hep beraber. Çekeceğiz derken yani çekiyorum, siz de izleyin manasında. Şimdi hiçbir şey bilmediğinizi farz ediyorum. O yüzden şuradan başlatıyorum. Başlatabilirsem tabii. Başlatalım. Hadi. Hadi la. Oo, çok yavaş açılıyor. Şimdi açılabilirse çok güzel olacak. Ha. İlk önce FIFA Online 4'ü yüklemek için bir oyun platformu. Bu program oyun platformu, yani Steam, Origin, Uplay gibi bir oyun platformu. Adı da Garena. Yazabilirsek. Yazdım ama algılamadık. Garena. Tamam mı gençler? Garena Game Platform desek çıkar mı? Yok ya, şöyle yapsak daha mantıklı değil. Garena yapsalım. Heh. Gördüğünüz gibi Garena PC diyor. Yazıyor burada bilgiler. 2009'da çıkmış. Singapur şeyde Singapur merkezli bir oyun platformu. Ancak bu oyun platformu ücretli oyunlar satmıyor gençler. Yani Origin gibi oyunları ücretli olarak satmıyor. Oynaması ücretsiz oyunları yayınlıyor. Bunu buradan belirteyim, tamam mı? Şuradan kanala yazdıktan sonra şu siteden download now diyor, gördüğünüz gibi. Buradan Garena'yı indirebilirsiniz gençler. Aynı bu kadar mı lan? Bu kadarmış. Buradan Garena'yı indirebilirsiniz gençler, gördüğünüz gibi. FIFA Online 3, FIFA Online 3 AVA falan filan diyor. Buradan indirdikten sonra Garena'ya üye olmanız lazım tabii ki. Bu özellikler bende var mıydı ki ya? Allah Allah. Yeni mi gelmiş bu? Neyse. Üye olmanız lazım. Onu da buradan mı yapıyorduk? Galiba buradan yapıyorduk diye hatırlıyorum. Contact us diyor. Buradan üye olabiliyoruz mu? Play now. Garena mobil. Garena şey. Buradan üye olamıyoruz mu? Buradan niye üye olamıyoruz? Şuradan. Garena Account Center. Gençler. Buraya tıklıyoruz. Garena Account nokta. Şuradan. Bakın buradan. Register a New Account diyoruz. Tabii Türkçe, İngilizce'nin birazcık varsa anlarsınız zaten. Şuradan kullanıcı adınızı, şifrenizi tekrar e-mailinizi girip konumunuzu da Türkiye yapın derim. Çünkü değiştirmeniz lazım zaten. Sonra kabul edip register now deyip Garena'ya üye oluyorsunuz. Aynı bir oyun platformuna nasıl üye oluyorsanız. Ondan sonra e-mailinize, seçtiğiniz e-mailinize gidip şey yapın. Onaylayın hesabın size ait olduğunu tabi.
Çünkü hesap onaylanmadan işlem yaptırmıyor çoğu oyun platformu. O yüzden hesabınızı da onayladıktan sonra karına indirdik, yüklediğinizi varsayıyorum. Şurasını açtım geçtir o yüzden. Yani yüklediğinizi indirip yüklediğinizi varsayıyorum. Burası siz, şurası religion, neresi olur? Malezya olmaz, Türkiye olur. Türkiye yoksa da başka bir ülke olur artık. Siz neyi seçtiyseniz Singapur olur. Neyse artık. Burayı ne yapacağız biliyor musunuz işte? Tayland yapacağız diyebiliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Sağ diyoruz. Gördüğünüz gibi kabak gibi ne çıktı? FIFA Online 4 çıktı gençler. Point Blank'ta mı varmış? Aa, burası Tayland değil mi? Biz Malezya sunucusunu takılıyoruz. FIFA Online 4'ten de install deyip artık nasıl bir orijinal FIFA'yı nasıl yüklüyorsanız işte yükleme ekranları falan filan oradan yükleyebiliyorsunuz. 16.370 MB alan istiyormuş sizden. Sistem gereksinimleri yazıyor mu abi? İngilizce full out diyor. Güzel İngilizce. i3 işlemcili bilgisayar istiyor sizden. 3.1 GHz 4 GB ekran şey RAM GT 730 ekran kartı falan filan diyor gördüğünüz gibi geçti minimum. Benim sistemim kaldırır mı lan bu oyunu? Ya şu oyunu Türkçe İngilizceye tamamen çevirseler de oynasak ya. Gördüğünüz gibi gençler buradan Tayland yaptıktan sonra FIFA Online 4'ü indirebilirsiniz. Yükleyin. Yani tam nasıl oyun şey olduğunu bilmiyorum ama nasıl yükledikten sonra ne ekranlara çıktığını bilmiyorum. Belki bazı hatalar alabiliyor olabilirsiniz. Yani bilmiyor olabilirsiniz. FIFA Online 3'te şey vardı mesela. Size şifre soruyor zannediyordu çoğu insan. Ama orada size şifre oluşturmanız istiyordu oyunda. Öyle bir şey varsa tam bilmiyorum. Ring of Asylum mu? League of Legends, Blade and Soul. Point Black. Bakalım. Tayland. Başka neresi var? Singapur var. Direktmen değiştiriyorlar. Eskiden bir saat uğraşıyordu burada mesela. Artık o kadar uğraşmıyor. Malezya, Singapur, Tayland, bir de Vietnam mı vardı? Bakalım hangi ülkelerde var onu da kontrol edelim. Aha burada da var Online 4. Ama burası İngilizce değildir herhalde. Hangi ülkeydi burası? Vietnam yok, bu İngilizce değildir. Tayland'a baktık, Tayvan'a bakalım abi. Burada hiçbir şey yokmuş. Yani şu oyunların hepsi de Path of Exile Steam'de var zaten. Ring of Asylum'da Steam'de var. League of Legends'ın da Türkiye sunucusu var zaten. Tayvan'dan sonra Tayland, Vietnam'a bak. İndonezya'ya bakalım. İndonezya. En kalabalık Müslüman ülke miydi? İndonezya. Yani, FIFA Online 3 burada da varmış. Endonezya'da. Gördüğünüz gibi. Benden görebiliyor musunuz bilmiyorum ama görüyorsunuz herhalde. Şurada. Bunu yüklememiz lazım galiba. Evet. Bu sürümü yoktur bende. İngilizce var mı burada? Yoktur. Endonezyaca varmış. Evet. Gördüğünüz gibi gençler. Bu de bunun Online 4'ün şeysi var. Kore şeysi var. Kore sunucusu var da Güney Kore sunucusu var da o sunucuyu tam bilmiyorum gençler. Yani o Kore'deki sunucularda oynamak sıkıntılı bence. En mantıklısı Garena'dan oynamak Online 4'ü. Burada da bir şey yok. Yani bu şey ülkede oyun olarak Filipinler, Hong Kong. Hong Kong zaten Çin'de olan bir şehir de.
Ama İngiltere'ye bağlı herhalde. Hong Kong. Fazla şey yokmuş burada. Macau. Macau ülkesi küçük bir ülke değil miydi ya? Vay be. Evet. Gördüğünüz gibi bu da böyleydi gençler. Tayland. Başka hangi ülkede vardı? Endonezya'dan. Yok, Vietnam. Evet, Vietnam ve Tayland'da olan bir oyun gençler. Abi kardeşler. Bakın Tayland'da. İngilizce şey destekli bir oyun platformu. Fortnite 4. Gördüğünüz gibi VIP üyelik falan da var. Kulüp mülüp. İngilizce arayüz de var. Gördüğünüz gibi şuradan değiştirebilirsiniz. İngilizceyi galiba. Değiştiremiyor musunuz? Taylandca mı varmış sadece? Böyle bir şey olamaz. Demek ki tam çevrilmemiştir daha. Hesabıma göre. Bence gençler. Yani Taylandca var. Tay dilinde var oyun. Ama İngilizce de var olarak gösteriyor ama burada o seçenek yok. Yani varsa da ben göremiyorum. Gördüğünüz gibi gençler. Yani tam çevrilmemiş herhalde İngilizceye oyun. Tayland dilinde yapılmış oyun. Tam İngilizceye çevrilmemiş. Daha çevrilecektir. Başka ne vardı? Singapur. Keşke ülkeye göre pinklerimizi de bakabilseydik bu platformdan. Mesela şöyle bir özellik olsaydı. Şuradaki her bir ülkeye olan pinklerimizi görebilseydik güzel olurdu yani. Singapur'da mı az pink alıyorum? Şeyden mi? Onu merak ediyorum. Bir dakika. Yüklü olarak gösteriyor lan Singapur'da da. Bir Singapur'da deneyeyim ya bu oyunu. Online 3'ü. Singapur sunucusunda bir deneyeceğim. Çünkü Singapur sunucusu ile Malezya sunucusu yaklaşık olarak aynı olması lazım. Başka Vietnam, Endonezya ve Tayland sunucuları da önemli sunucular. Endonezya'da da mı Fortnite 3 vardı ya? Yani Fortnite 3, Fortnite 4 gelmemiş mi? Contra, Speed Drifters, League of Legends falan filan. Call of Duty Mobile'ı da destekliyorlarmış. Tabi Uzak Doğu'da destekliyorlardır. Vietnam'dan, yok ne Vietnam'a ya. Tayland'dan indirmek daha mantıklı gençler. Evet, Tayland'dan Fortnite 4'ü oynayabilirsiniz. Ben indirmeyeceğim çünkü benim sistemim sıkıntılı bir sistem. Yani oyunu kaldırıp yani kaldırırsa açsa oyunu en fazla taş çatlasın 20 FPS'de falan oynarım. En düşük ayarlarda falan. 20 FPS'de zaten oyunu videoda bilene 20 FPS'de çekiyorum. Fortnite 3 kanalımı bilenler varsa. O yüzden Fortnite 4 sistem almadan bir bilgisayar almadan oynamayı düşünmüyorum. Ama oynamak istiyorum tabii. Oynamak niye istemeyeyim? Yani Fortnite 4'ü devam oyununu oynamak isteriz. Bunu da buradan belirteyim işte. Fortnite 4. Evet. Fortnite 4'ün nasıl yüklendiğini de öğrettik. Singapur'da mı denesem? Singapur'da deneyeceğim. Malezya'ya çok takıldım çünkü. Biraz da Singapur'da takılalım. Bakın burada yazıyor. Türkiye bölgeniz, sizin bölgeniz Türkiye diyor. Şey IP'nize göre diyor. Eskiden böyle değildi mesela bak. Bu özelliği değiştirmişler. Nasıl yani? Şöyleydi gençler, şuradaki şeyi bölgeyi değiştirdiğiniz zaman o şey platform kendi kendine tekrar başlıyordu. Artık o özelliği kaldırmışlar. Benim de şahsen işime geldi. Hemen hallettim videoyu böylelikle. Dediğim gibi gençler, şuradan Tayland yaparsanız ya da şey neydi? Vietnam mıydı? Endonezya'da da şey var. Fortnite 3, Fortnite 3, Fortnite 3.
Filipinler'de yoktu galiba bir şey. FIFA'dan ilk eser yok. Evet. Burada da şeyde de yoktu herhalde. Hong Kong'da da yoktu. Şeyde de yok son olarak zaten. Macau. Bir de şey ülkesine bakmadık. Bir dakika. Tayvan. Aha, burada yok. Bunlar şu ülkede hangi işler? 1, 2, 3 ve 4 ülkede FIFA Online 3 yok. Yani FIFA'dan eser yok. Tayland, Vietnam'da FIFA Online 4 var. Endonezya, Malezya ve Singapur'da da FIFA Online 3 var. Hangisini oynamak isterseniz size kalmış. Evet gençler, benim diyeceklerim bu kadar. Bu kadar uzunlukta olacak video. Bunun dışında FIFA Online 4 nedir, ne değildir tam manasıyla oynamadığım için bilmiyorum. Nasıl yükleneceğini göstermek amacıyla çekiyorum bu videoyu. Bu arada bu video nasıl yapılır serimin, yani 14 videoluk serimin sonun bölümü son bölümü olarak çekmeyi düşünüyorum. 15. bölüm gelmeyecek bu serinin. Bunun dışında diyeceğim başka bir şey yok. Online 4'te sıkıntınız olursa Facebook grubuma yazarsanız cevaplarım. Onun dışında hiçbir özelden falan sormayın. Çünkü özelden bir hesap var. Facebook hesabım var. Oradan sorabilirsiniz ama başka hiçbir özelden soruyu kabul etmiyorum. Yani cevaplamıyorum. Onun dışında Facebook grubuna da yazabilirsiniz. Steam grubuna da yazabilirsiniz hatta. Bunu da söyleyeyim. Eğer FIFA Online 4'te sıkıntınız olursa. Ki İngilizce olmadığı için oyun pek anlayacağınızı düşünmüyorum zaten. Başka diyecek bir şeyim yok gençler. Benim diyeceklerim bu kadar. Bu kanalın ne diyecektim ya? Başka bir şey diyecek miydik? Demeyecektik galiba. 2009'da mı kurulmuş? Garena. Forest Jean Dongli. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Eğer FIFA Online 4'te falan FIFA Online 3'te sıkıntınız olursa dediğim yerlere yazabilirsiniz. Buralardan da bu oyunları isterseniz şu mobil tamam, oyunlar zaten oynayamazsınız da mobilden indirmeniz lazım. Şu oyunları şu 3 oyunu falan bilgisayar oyunlarına oynayabilirsiniz. Buradan indirip bakın şuradan tıkladığınız zaman şuradan install deyip oyunu yükleyip oynayabilirsiniz. Sadece illa FIFA'ya odaklı kalmayın yani. League of Legends. Diğer oyun şu Tayland vardı. Tayland'da ne vardı abi? Point Blank. Blade and Soul. Ring of Elysium. Buralardan da oynayabilirsiniz ama pingleri yüksek olacaktır. Oyun sunucuları uzak doğuda olduğu için. Yani bunlar Avrupa sunucusu değil gençler. O yüzden 60-70 şeyde pingde oynamayı beklemeyin burada. Ama bir 200 FPS, 200 FPS ne ya? 200 pingde falan. 200-300 pingde 250 artık internetinizin hızına göre değişir onlar. O pinglerde oynarsınız diye düşünüyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek FIFA ne ya? Nasıl yapılır serisi bittiği için nasıl yapılır serisinin yerine gelecek olan seride görüşürüz. Ayrıca bundan önceki ve bundan sonraki çektiğim, yüklediğim oyun videolarımı da izlemeyi unutmayın. Nostaljik oyun videolarımı.
Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek dediğim videolarda görüşürüz. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Yarın gidebilirim bakın. Sonra gitti diye şaşırmayın. Gittim ben.